Sevgili seyirciler, Arena Mat Serkan Aydın saç ekiminin sunduğu, sponsor olduğu Atakan Kurt ile Futbol Anıları programında bu haftaki konuğumuz Olcay Şan. Kendisiyle geçmişe gideceğiz. Anıları, hikayeleri, komik anekdotları sizlerle paylaşacağız. Kah güleceğiz, kah eğleneceğiz. Bazen de üzüleceğiz ya da duygusallaşacağız. Olcay ile bakalım nasıl bir röportaj gerçekleştireceğiz. Biz de merakla bekliyoruz. Olcay hoş geldin. Hoş bulduk. Bu son röportaj. İnşallah bundan sonra da röportajlar yaparız. Bir de ilk röportajım var. İlk röportajı da beraber yapmıştık. Oğuzhan Özyakup'la geldiğinde çok enteresan bir röportajdı. Türkçeniz de çok iyi değildi. Oğuzhan'la ve kendinizi tanıtıyordunuz. Kimse sizi tanımıyordu. Nasıl yorumlarsın, nasıl değerlendirsin böyle geçmişe gittiğinde? Duygusallaşıyor musun onu izlerken o röportajı? Bundan 9 sene öncesiydi. Türkiye'ye ilk geldiğimde Avusturya kampıydı. Orada zaten geçen hafta Veli ile bunun muhabbetini yaptık. O da beni kızdırmak için zaten bu videoyu aradı YouTube'da, bulamadı. Ben atarım size, izlersiniz. Tamam, YouTube atma da bize at. Tamam, size atarım. Yani 9 yıl olmuş Türkiye'ye geleli. İnanılmaz değil mi? İlk röportajımı da seninle yaptım. Şu an yine seninle birlikte röportaj yapıyoruz. Biraz sonra geçmişe gideceğiz ama şimdi Malatyaspor için ter döküyorsun. Malatyaspor'un başarıları için oynuyorsun. Ligde kalması için çaba sarf ediyorsunuz. Ve bir sakatlığım var şu anda. Ve Ataşehir'de de yaklaşık herhalde bir 9 saat, 10 saat hem tedavi görüyorsun hem de antrenman yapıyorsun ki yeniden dönebilmek, yeniden takıma katkı sağlayabilmek için. Ne zaman döneceksin? Ne zaman sahalarda göreceğiz seni? Vallahi benim için de bu sakatlık biraz yani ani oldu. Çünkü ben 14 senedir profesyonel futbol oynuyorum ve hiçbir zaman yani bir hafta bile itmanı sakatlık yüzünden aksattığımı hatırlamam, bilmem. Yani sakatlık nedir bilmiyorum hiç. Darbe sakatlığı mı? Genel olarak yaş sakatlığı mı? Yok, yaşla alakalı yok. Bu pandemi sürecinde bu sezon bakarsak yani çoğu futbolcular yani nerede baksak %80'i herkesin bir sakatlığı oluyor bu sezon. Bende de işte Adele'yi yırttım. 5 hafta sonra biraz erken başladıktan sonra biraz geriye attı sakatlık benim. Şimdi burada işte Adem abinin yanında tedavi görüyorum. Sabah 10-11 gibi geliyorum, akşam 7'de çıkıyorum. Çok iyi çalışıyorum. Daha iyi geri dönmek için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Şu an son aşamadayım. İnşallah milli aradan sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacağım gelecek haftayla birlikte. Ligde kalacak mı Malatyaspor? İstediği seviyede olacak mı? Ya da orta sıralarda yer alacak mı? Nasıl bir sezon finali öngörüyorsun? Malatyaspor olarak bizim şu an bulunduğumuz konumdan hiç memnun değiliz. Çünkü Malatyaspor'un takımının kalitesine bakarsak, bizim kaliteye bakarsak ilk 8'lerde bulunması lazım, üst sıralarda olması lazım. O kaliteye sahibiz. Tabii ki futbolda bazen oluyor böyle aksilikler, şanssızlıklar ve o da bize denk geldi bu sezon. Ama inanıyorum ki şimdi bu milli aradan sonra takımın toparlayacağını ve yani insanların bildiği Malatyaspor'u üst sıralarda göreceğiz. Malatyaspor'a alışabildin mi? Şehre alışabildin mi? Takımda kimlerle iyi anlaşıyorsun? Malatya şehrine alıştım. Güzel, çok mutluyum orada. Takım arkadaşlarım yani zaten yıllar önce tanıdığım birçok arkadaşlarım var orada. Yerlilerle çok samimiyiz. Umut abi, Semih, Adem Büyük, Zeki Yavru, Erkan Kaş'ı Beşiktaş'tan tanıyorum. Erkan Kaş'ı arada böyle yazda giriyor, halı saha maçı yapıyoruz. yenip gönderiyoruz Erkan Kaş'ı. Doğrudur. Ahmet İldiz. Yani yerliler zaten orada birbirleriyle çok samimiler ama benim çok görmediğim bir şey takım olarak yani bütün takım arkadaşlığı yani gerçekten üst seviyede. Herkes herkesi seviyor yani takımda normalde biri birini sevmeyebilir gibi tarz şeyler var ama Malatya'da buna rastlamadım. Gerçekten herkes herkesi seviyor. Yani bu da aslında bir takım oluşumda çok önemli. Umut Bulut profesyonelleşince neler söylersin Umut Bulut? Umut abiye çok büyük saygı duyuyorum. Zaten gördük kaç hafta öncesi zaten Türkiye tarihine geçti. Süper Lig'de en çok maça çıkan futbolcu ve bunu hak ettiğini de düşünüyorum. Çünkü tesise geldiğinde antrenmanlardan önce fitness'te çalıştıklarını görünce 38 yaşında hala öyle çalışıyorsan bu demektir ki hak ederek gelmiş bir yerlere. Ve inanıyorum ki onun birkaç yıl daha oynayacağını inanıyorum yani o potansiyeli var kesinlikle. Diğer bir 38 yaşındaki oyuncu Atiba. Atiba da işte onunla da işte bir lig zamanında Atiba transfer olduğunda o da yani o zamanlar o kadar yaşlı değildi. O da ama 30'lardaydı. Gerçekten saygı duyulacak bir futbolcu. Hatta transfer edildi hatırlıyorum. Ya biraz yaşlı değil mi falan dediler o zaman. 8-9 sene önce halen oynuyor. Doğru. O zamanları geldiğinde de zaten soru işaretiydi. Evet. Sağ bek mi, ön libero mu falan. O da zaten sağ bekte oynarken hep kızıyordu. Ben sağ bek oynamak istemiyorum. Ön libero oynamak istiyorum. Çünkü o zaten Hollanda takımından sağ
sağ bekte oynattıkları için ayrılmak istedi. Deseveden. Ve yani Fenerbahçe'de Alex'in heykelini diktiyseler Beşiktaş'ta da Atiba o konumuna gelebilir, geliyordur da yani gelmiştir diyebilirim. Çünkü şampiyonluklar yaşadı ve her zaman ilk 11'de oynayan bir oyuncu. Heykel dikilirse açılışa gider misin? Kurdeleyi kesenlerden biri olur musun? Kesenlerden biri olmam da kendisi keser ama yani onun hak ettiğini düşünüyorum. Aramız iyi, görüşüyoruz da. Yani Beşiktaş döneminde, oynadığım dönemde bütün arkadaşlarımla sürekli görüşüyoruz. Çünkü orada bir kolej grubu vardı. Arkadaşlık hiç kopmadı. Hep devam etti. Atiba ile anım var mı? Atiba ile anım, dediğim gibi işte kampa geldiğinde onun hakkında işte ya gereksiz transfer gibi falan konuşuluyordu. Sadece o anı hatırlayabilirim. bayağı gereksizmiş hakikaten. Tabii canım, çok gereksiz. Bayağı gereksizmiş. Veli Kavlak kankan. Yoldaşım. Yoldaşın, kilometre arkadaşın. Her maçtan sonra yanıma gelirdiniz. En çok hangimiz koştu, hangimiz koştu diye. Ya orada biraz sanki rakamlarla oynanılıyordu ya. Ya çok iyi ya. niye oynansın? Ben gol attığım maçta ben fazla koşmuş oluyorum. Halbuki diyorum ki bugün kesin sen fazla koştun diyorum ama gol attığım maçta bir bakıyorsun ki ben fazla koşmuşum ama, sanki. Ama bir şey söyleyeceğim. Orta sahada oynayan bir oyuncu her zaman kenarlarda oynayan oyuncudan bir adım koşu mesafesi daha fazla. Ama ben gol attığım maçta fazla koşmuş oluyorum. Nasıl oluyor? Gol atmadım maçta, o benden fazla koşmuş ama oluyor. Ama genelde Veli senden mesela 10 defa bakıyorsak 6'sına 7'sine Veli galiba daha fazla koşuyordu. O kadar var ya. Hadi 5 diyelim. 5 mi diyelim? Hadi gel gel gel. İyi hadi o 6 diyelim. Hadi 6 diyelim. Mutlu olsun o. İhtiyacı var onun. Halen görüşüyorsun Veli'yle. Kesinlikle görüşüyorum. Şu an Ataşehir'deyim. O da burada yaşadığı için yani her gün görüşüyoruz diyebilirim şu an. Onun psikolojisi nasıl? Şu an çok iyi. Gelişim var. İlerliyor, iyi gidiyor. Yazın inşallah o da hedefliyor futbola geri dönmeyi. İnşallah döner. Özledik Veli'yi. Yani ben de çok özledim. Aslında aynı takımda oynamayı da çok özledim. Çünkü antrenmanda çok kovalıyordu beni ama yakalayamıyordu. Genelde tekme atmak için uğraşıyordu ama ben hep kurnaz oynadığım için, tek top oynadığım için onun bana yaklaştığında yakalayamıyordu. Samet Aybaba, baban. Samet Hoca'nın çok büyük emeği var. Beni Beşiktaş'a getiren hocam. Beni aradığında bu anı hiç unutmayacağım. Bekliyorum, uçağa bin gel, imzayı at dedi. Ben de ondan sormuştum ki hocam istiyorsunuz ama beni ne olarak düşünüyorsunuz falan sordum. Yani ne düşünüyorsunuz benim hakkımda? O da dedi ki ben dedi Kuvarecma'yı gönderiyorum dedi, seni getiriyorum dedi. Bu sana cevap olarak yeter mi dedi. Tabii orada da gaza geldim hemen. Tamam yeter hocam dedim. Ve transfer oldum. Sonra bir anım daha var hocayla. Ben ilk golümü 4. veya 5. haftada attım. Ama o haftada, 3. hafta, 4. haftada işte başladılar işte hep beni sormaya. Niye hep oynuyor gibisinden. Hoca da dedi ki bu takımda Messi olsa rekabet için, Olcay'la forması için mücadele etmesi lazım. Öyle bir oyuncu Olcay. Bir de onun avantajı var, o Kayseri demişti. O röportajdan sonra ben gol atmaya başladım ve o sezon 11 tane gol attım. Hocanın inancı ve güveni çok önemli değil mi oyuncu üzerinde? Benim için çok önemli. Tabii bazı futbolcular umursamayabilir, hocanın dediğini çok takmayabilir ama benim için hocanın gazlaması, motive etmesi, inancı çok önemli. Samet Hoca ben iyi de oynasam da kötü de oynasam da beni oyundan almıyordu. Çünkü biliyordu ki Olcay kötü oynadığında gol atmak için en tehlikeli oyuncumuz diye. O inancı bana veriyordu ve ben de o inancı karşılığını performansımda sahada gol atarak geri veriyordum. Hatta çıkarmıyordu oyundan. 90. dakikada Fener'e de gol atmıştı Fenerbahçe. Evet. Güzel. İnanılmaz bir depar atmıştın. Evet. O maçı hiçbir zaman unutamam. Sonuçta İnönü'nün son derbisinin son golünü ben attım. İlk golünde Süleyman Seba atmış. Yani o tarihi ben yazdım kendime. Onu da benden kimse alamaz. Vay süper. Süper. Menemen? İlk sezonumuzda genelde maçlardan sonra hoca bizi kampa alırdı. Maçlardan önce, 3 gün öncesinden kampa alırdı. Tesiste canı sıkılırdı hocanın. Arardı beni, kampa geliyorsunuz, evli olmayanlar kampa geliyor diye. Akşamları otururduk, okey oynardık, menemen yerdik. Zamanımız öyle geçerdi. Ama tabii o takımdaşlık, arkadaşlık sahada yansıyordu. Tabii ki, kesinlikle yani feda sezonunda bakarsak yine son 7-8 haftaya kadar şampiyonla savaşan bir takım vardı. Ve insanlara zevk veren bir futbol oynuyorduk. Necip her zaman derdi, Bilic zamanında derdi. Necip'e sorarlardı ki, Necip stoper oynar mısın? Hocam sıkıntı yok, oynarım. 3 yeriz 4 atarız diyordu. Yani çok gol atan bir takımdık. Çok coşkulu oynayan bir takımdık. O yüzden de yani insanlar, yani şampiyon olmasak da o sene şampiyonla oynadık ama insanlara zevk verdik. Yani hep
Beşiktaş'tan söz edildi. Oynadığı futbol, verdiği o coşku gerçekten çok konuşuldu. O günleri Beşiktaş'ı, o arkadaşlığı, o hikayelere, anılara özlüyor musun? Kesinlikle özlüyorsun. Sonuçta hani ben her anımı özlüyorum. Ben şu an Beşiktaş'taki anılarımı da çok özlüyorum. Trabzon'daki yaşadığım anıları da çok özlüyorum. Hatta geçen muhabbet ettim. Denizli'deki yaşadıklarımı da özlüyorum. Malatya'dan ayrılırsam Malatya'daki yaşadıklarımı da özleyeceğim. Yani bir futbolcu gittiği yerde gerçekten her bir anısı vardır. Yani onu da her zaman özler ve her zaman da dile getirir. Bilic. Bir Konya maçı anım var herhalde. Evet. Bilic... Hoca bana çok güveniyordu. Benim Bilic'le bir anım var. İki tane anım var. Biri Konya maçı. Onun yardımcısı vardı Nikola. Bir de Edin vardı. Edin bana sürekli... Edin de şu anda Borussia Dortmund'un teknik direktörü. Kesinlikle ve çok da başarılı ve çok iyi bir hoca olacağına inanıyorum. Zaten onu yıllar öncesi Beşiktaş'ta çalışırken zaten kanıtladı. Analizlerde rakibi nasıl analiz ettiği, yani ben böyle bir analizci yani görmedim. Hocalık konusunda antrenmandaki yaptığı, genelde antrenmanları genelde o yaptırırdı bize. Bilic'in yardımcısı Nikola, hocayla saha içinde hep diyalogda olurdu. Bir Konya anımız var. O dönemlerde istatistik olarak kilidi açan oyuncu hep benmişim. Yani 10 maçın 8 tanesinde ilk golü ya ben atmışım ya ben attırmışım. Yani sıkıntılı bir maçta kilidi her zaman ben açmışım. Rahat olan maçlarda değil ama 0-0 giden ikinci yarıda stresli bir maçta kilidi ben açmışım. O statistik de Edin'in kafasında var. Konya maçında Ramon Mata ısınmadan geldi, beni alacak oyundan hoca. Konuşuyorlarmış. Edin oradan hocaya demiş ki hayır demiş. Olcay'ı sağdan alamazsınız demiş. Ondan sonra orada bir kavgaya girmişler. Niye çıkartacağız, Mata'yı sokacağız ya, Ramon'u sokacağız ya. Demiş ki bizim bu takımda böyle maçlarda kilidi açan Olcay, iyi oynasın kötü oynasın ona bakmayın ama kilidi açan Olcay her zaman demiş. Ve o anda hamle yapmışlar. Gökhan Töre'yi oyundan aldılar. Gökhan mı Kerim Fray mı hatırlamıyorum. Ramon Mata sağ açığa aldılar. Düşün Ramon Mata sol bek. Orada bir oyuncu eksikliğimiz de vardı. Sonra Ramon Mata ile ben yer değiştim. Ben sağ tarafa geçtim. 3 dakika geçti aradan. Oğuzhan'la çat çat paslaşmayla ben Oğuzhan'a ortaya kestim. O kafayla Konya'ya 1-0 attı. Ve Edin orada işte gol sevinci ta yanıma kadar koştu işte. Orada o şeyi anlattı. Yani ondan sonra Bilic'te böyle kritik maçlarda beni genelde sahada tutmaya şey yaptı. Şenol gösterdi. Şenol Güneş. Şenol Hoca'yla iki tane anım var anlatabilecek. Bizim bir dönem kritik maçlarda, devreye kadar öne geçmediğimiz maçlarda Şenol Hoca genelde çift forvete dönerdi. Devrede ya da 50. dakikada öne geçmediğimizde beni oyundan alırdı. Çift forvete dönerdi. Onu zaten Trabzon döneminde de yapmış. Umut abi de anlatır genelde. Yani 60'a kadar, 50-60'a kadar önde değilsek çift forvet. Ama 60'da 1-0 öndeysek de direkt forvet alırmış. Orta saha koyarmış. Öyle bir anım var. Ondan sonra ben ikinci sezonumda Şenol Hoca'yla görüşme yaptım. Hocam dedim bana daha çok hani motive etmeniz lazım. Beni daha çok pushpushlamadan, beni gazlarsanız benden daha çok verim alırsınız. Beni antrenmanda bile överseniz özgüven kazanıyorum diye anlattım. Onu da mektuba yani kağıda yazdım. Ha mektup yazdın hocaya. Tabii mektup yazdım. Hocama bütün içimdekilerini döktüm. Hocaya verdim. Dedim hocam dedim zamanınız olsa bunu okuyun dedim. Beni daha iyi anlayacaksınız dedim. Sonra birkaç gün geçti. Değişiklik yoktu. Maça bir gün kalası. Bir baktım ki hoca bana davranışı sahasında çalım atarken bağırıyor, motive ediyor, şey yapıyor. Dedim ki tamam hoca mektubu okudu. Okumuş. O maçta gol attım. İnanılmaz bana şey oldu yani motive oldu. Vay. İyi oldu. Demek ki Şenol Hoca'nın da hoşuna gitti demek ki senin mektup yazman. Olabilir yani kendimi çünkü konuşarak çok iyi ifade edemeyeceğim belki diye düşündüm. O yüzden dedim ki yazılı vereyim ki zaman olduğunda okusun tam ne demek istediğimi anlasın diye. Genç arkadaşlar buradan size öğüt, nasihat, Olcay abiniz gibi hocalarınızla konuşun, konuşamıyorsanız mektup yazın. Çok tesirli oluyor yani, etkili yani, oluyor. Kesinlikle her futbolcu hocasıyla içindeki derdini anlatması lazım, konuşması lazım. Zaten bugünün futbolunda ikili diyaloglar çok önemli. Onu başarabiliyorsan zaten sağ içinde de daha başarılı olur takım. Fatih Terim. Fatih Hoca beni yani ilk milli takıma çağıran hoca Abdullah Hoca. Sonra bir dönem çağrılmadım. Sonra Beşiktaş'ta işte çok iyi performans gösterdikten sonra Fatih Hoca milli takıma geldikten sonra Fatih Hoca geldiği gün itibariyle bir tane kamp bile kaçırmadım. Bütün kamplara, bütün maçlara her zaman davet etti. Maçlardan önce
Oyunculara yaklaşımı, motivesi, konuşması çok etkileyici. Bir futbolcu mesela şu an %80 istekliyse, hocanın konuşmasıysa tavan yapıyor. Maçtan önce inanılmaz gaza geliyorsun. Maçı kaybedersen duyacağın da çok şey var. Ama istersen maçta 3 tane hata yap ama o maç kazanılırsa o hataların bir kere bile dile getirilmez, konuşulmaz. Tabii analiz ederken yüzüne vurur, orada bir espri ama, olarak takılır ama... Var mı böyle aklına gelen espri yaptığı sana? Bana yok. Ha, sana yok. Ya bana bir tane espri yaptığı şey var. Letonya'ya karşı oynuyoruz, maçı analiz ediyoruz. Rakibi analiz ediyoruz. Bizim eski son oynadığımız bir maçı yıllar önce analiz ediyoruz. Ondan sonra önce ilk 11'i gösterdi hoca. Sonra o rakibin iyilerini, kötü şeylerini gösterdikken benim orada golüm var. Çok da iyi oynadığım bir maç. Sonra döndü böyle. Hoca, bu videoyu ilk defa görüyorum dedi. Bu videoyu diyor daha önce görseydim diyor. Sen oynatırdın dedi. Ya çok iyi geldi. Bak bana göstermediler bu videoyu dedi. Öyle bir espri yaptı. Göreni aldı orada. Tabii ki. Oğuzhan Özyakup. Oğuzhan Özyakup Tiki Taka'nın başlangıcı. Oğuzhan, ben, Cenk Tosun, Sosa, yani Atiba o sezon gerçekten Tiki Taka, her hafta Tiki Taka deniliyordu. Oğuzhan'la ben çok iyi anlaşıyordum. Yani gözü kapalı anlaşıyorduk. Bana top geldiğinde ben Oğuzhan nereye koşacağını, hangi topu beklediğini, onun ayağına top geldiğinde ben nereye koşacağımı çok iyi biliyordum. Yani çok iyi anlaşıyorduk. Oğuzhan kötü oynadığı zamanlar ya da performans sorulduğu zamanlar Olcay abiyi çok arıyorum dedi. Çok duydum, gördüm, okudum. Seni neden arıyor sahada Oğuzhan? Çünkü onun futbol yapısını, onun futbol anlayışını anlamak lazım. Ben tipik kanat oyuncusu değildim. Ben zekayla oynayan bir oyuncu olduğum için... İçeri kat ediyordun sürekli. Kesinlikle ve ona yakın oynuyordum. Ben içeri yakın oynuyordum. Gökhan Töre ya da Quaresma'da kanatta oynuyorlardı. Oğuzhan bana yakın oynarken bizim genelde İsmail Köybaşı'yı biz gönderiyorduk. O sol kanadı kullanıyordu. Ben aralarda oynuyordum. İletişimimiz, oyun uyumumuz çok iyiydi. Ondan kaynaklı olabilir. Bir de baskıyı da alıyor olabilir misin üzerlerinden? Ya benim dönemimde işte yerlilerden baskıyı aldığımı düşünüyorum. Çünkü iyi gitmeyen maçlarda genellikle ihale bana kalıyordu. Taraftarlar bana sallıyordu. Neden sana sallıyorlardı? Ya, iyi gitmeyen maçlarda bana sallamalar nedeniyle. Bir şey soracağım. 10 numaralı formayı giymek handikap değil mi? Kesinlikle handikap olduğunu düşünüyorum. Niye giydin 10 numarayı? Ben ilk gün geldim, Manchester City'ye karşı oynadık. Samet Hoca döneminde ilk hazırlık maçımızdı. Hoca bana 10 numarayı verdi. Maça çıktım, çok da iyi performans gösterdim. Hoca maçtan sonra dedi ki bana, bu formayı bir daha çıkartmasın, haberin olsun dedi. Öyle kaldı 10 numara. Öylece kaldı 10 numara. Sonra dedin mi sonra, ya keşke giymeseydin, başka numara giyseydin dedin mi? Yok, bir sezon dedim, 3. sezonumdan sonra ben 10 numarayı devretmek istedim. Çünkü o dönem biraz baskı vardı. Taraftarlar her maçtan sonra kötü giden maçlarda bana sallıyorlardı. Sosa'ya vermek istedim 10 numarayı. Ve Sosa bana kesinlikle kabul etmedi. Kesinlikle de sen de öyle bir şey yapmayacaksın dedi. Sen bu takımda olduğun sürece sen o formayı giyeceksin. Bu formayı vermen şu an kabullenmiş olursun dedi. Ve sen bu numarayı hak ediyorsun, senin futbolunu biliyorum dedi. Ve orada beni geri motive etti. Ve ben karakter orada, koymuş ama Sosa. Kesinlikle. Şey yapmadı, izin vermedi. Sonra zaten o sezondan sonra şampiyon olduk. O zaman Sosa'yı sorayım. İşte anımız bu işte, Sosa'yla bu ya, ama Sosa'yla da Sosa'yı Trabzon'a getiren de benim. Öyle mi? Sosa'yı ikna eden de benim. Oo. Çok görüştüm. İkna etmek için çok çaba sarf ettim. Ve ikna da oldu. Trabzon'da birlikte oynadık. Ya Trabzonspor'da forma giymesinin sebebi Olcay Şahin Sosa'nın. Evet, ona da sorarsan aynısını söyler zaten. Türkiye'ye ikinci gelişimin nedeni Olcay diyebilir. Oyuncu olarak nasıl değerlendirirsin Sosa'yı? Sosa oynadığım, kariyerimde oynadığım, yani birçok takımda oynadım, milli takımda oynadım. Oynadığım en iyi oyunculardan biri diyebilirim. İyiymiş. Dembaba? Dembaba'yla futbol içinden anılarımız çok, çok gol attırmıştır bana. Ben de onu attırmışımdır. Güzel anılarımız var. Ama en güzel anımız o 5 vakit namazını kılar. Cuma namazlarını kaçırmaz. Ben de Ataşehir'de oturuyordum. O başka yerde oturuyordu. Mimar Sinan Camisi'ni görüyordu sürekli gelirken. Onu camiye getirmişliğim vardır. Ha, camiye götürüyordun. Evet. İyiymiş. Mario Gomez.
Mario Gomez ceza sahası içinde gördüğüm en iyi oyunculardan biri. Yani ona top geldiğinde ceza sahasında yani diyorduk ki tamam gol, hadi sevinmeye koşalım diyebiliyorduk yani. Mario Gomez'in varlığıyla da Cenk Tosun'un inanılmaz bir gelişimi, çıkışı oldu. Ya Cenk Tosun olmasının en büyük sebeplerinden birisi Mario Gomez mi? Rekabeti Mario Gomez olması Cenk Tosun'un Cenk Tosun olmasına nedendir kesinlikle. Çünkü o sezon Cenk Tosun'un oynadığı her maçta, ilk 11'de oynadığı her maçta kesinlikle gol atmak zorundaydı. Yoksa Mario Gomez arkada. Çünkü Mario Gomez'in de birkaç maç yedekte oturduğunu biliyorum. Evet. Sezon başında Mario Gomez, Quaresma, Gökhan üçlüsü oynayacak. Cenk Tosun'la ben yedekteyiz. Sezonun ilk maçı falan. Biz ama antrenmanda inanılmaz antrenman yapıyorduk Cenk Tosun'la ben. A takım, savaşıyorsunuz. Biz yedek takımı, A takımı hep yeniyorduk antrenmanlarda. Sonra hatta orada Tamer Hoca da vardı. Tamer Hoca'ya yele, esprisini antrenmandan sonra yele çıkartıyorduk. Hocam ha diyorduk böyle. Siz onlarla oynayın gibisinde espri yapıyorduk. Sonra haftanın sonuna maça yakınken hoca Cenk Tosun'la beni ilk 11'e koydu. Quaresma ile Gomez'i çıkarttı ilk 11'den. Onlar da zaten milli takımdan gelmişlerdi. Yani hazırlık kampını geçirmemişlerdi. Sonra tabii takımda Atiba, Oğuzhan, İsmail, Serdar, Ersan. Yani bunlar hepsi Cenk'le ben yerliler bir aradayız ya. Bizim oynamamızı çok istiyor. Biz de tabii antrenmandan önce son bir ömrü oynarken hadi beyler bugün iyi bir görüntü gösterelim ki biz oynayalım gibisinden. O maç antrenmanda da A takım B takımı perişan etti. İnanılmaz antrenman yaptık yine. Çok iyi antrenman yaptık. Sonra orada işte Gomez'le Quaresma tabii ya dedi. Yerliler ya dedi. Onlar dedi şimdi öbürleri de koşmaya başlıyor. Çünkü ondan önceki günler koşmuyorlardı falan. Çok güzel yalnız. Öyle bir anımız var. O maç haftada oynadık. O maçta Mersin mi? Mersin maçıydı. 5-3 kazandığımız maç. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ben 1 gol 2 asist. Oğuzhan 3 asist. Cenk Tosun 3 gol 1 asist. Yani 5 evet. Golde bizim çözünün katkısı. Şeyimiz, karışımız vardı. O maçtan sonra işte birkaç hafta işte formayı almıştık. Sonra Gomez işte oynamaya başladı. Ben devam ettim oynamaya. Tabii Gomez'i tabii uzun vade kimse kesemez. Şöyle kesemez. Ya benim Türkiye'de izlediğim en büyük santraforlardan bir tanesi. Kesinlikle. O ve o dönemde işte Gomez'den oyundan çıkmasıyla Cenk'in son 20 dakika oyuna girmesi bizim hepimizin Cenk'e illa gol attırma şeyimiz vardı. Cenk de mutlu olsun, Cenk gol atsın. Ama nasıl güzel bir arkadaşlık bu ya Hoca. Kesinlikle. Yani ne güzel bir şey ama ya. Bu işte sahaya, skora, sonuca ve kupaya yansıyor işte. Kesinlikle. Ve Cenk'in de gelişimi bundan kaynaklı başlangıcı diyebilirim. Süper. Ricardo Quaresma. Ricardo Quaresma. Bir anım var ama güzel bir an değil. Eskişehir maçından önce ben her maç ilk 11 oynuyorum. Ya Gökhan oynamıyor ya Quaresma oynamıyor. O maçta da ikisi birlikte oynadı. Sen yedek miydin? Ben yedektim. Orada işte gitti Quaresma işte önce diyor ki hadi bugün çok iyi oynayalım da beraber artık oynayalım. Olca yedekte otursun gibisinden bir şey var. O maçı da 2-1 mi 3-1 mi ne kazandık. Quaresma gol bile attırdı. Ama ondan sonraki hafta ben yine oynadım. Onlardan biri yedekte oturdu. Yani ne Quaresma'nın ne? Kıskanç mı yani Quaresma? Yani kıskanç yani her şeyin başı olması lazım. Her şey ondan sorulması lazım ve ama bizim takımda öyle bir şey yok. Ama Quaresma o geldiği ikinci dönem performansı arttı. Quaresma'nın performansının artmasının sebebi takımın iyi olması. Sen, Gökhan Töre, Şenol Güneş, Gomez takımın üstünde göremedi kendini. Kesinlikle ve o senede zaten sıkıntı yoktu ama ondan sonra yine sıkıntı başladı evet. Çünkü Quaresma ne zaman vazgeçilmez olursa o zaman cıvıtmaya başlıyor. O dönemde takımın lideri Gomez, Sosa daha çok göz önündeler. Tabii. Oğuzhan inanılmaz bir sezon oynuyor. Ben şampiyon olduğumuz sene 8 gol atmışım yani istatistik olarak herkes üstte. O yüzden de bir şey yapamadı, bir şey diyemedi. Diyemedi. Ve o dönemde de Quaresma çoğu yedekte oturduğunu hatırlıyorum. Gökhan ama sonra girdiği zaman da iyi oynadı. Kesinlikle ama o dönemde bakıyorsun Gökhan Töre olacağı şahan başlıyor. Yedekte Quaresma ile Kerim Fray sonradan giriyor. Doğru. Gomez oynuyor. Arkadan Cenk Tosun giriyor. Yani orta sahada baksan Atiba Oğuzhan, Sosa var. Alternatiflerim var. Tolga Aslan var, Veli var, Necip var. Yani tabii. Kimi oynatsan yani kupayı kaldırdığında ne hissettin Beşiktaş'ın şampiyonluk kupasını? Zirveyi yaşadım.
Yani Türkiye'de yaşayabileceğin en büyük zirveyi yaşadım kupayı kaldırmadan önce. Rüya gibi mi? Kesinlikle rüya gibi ama kupayı kaldırmadan önce teknelere binip stada gidişimiz Türkiye'de bir ilk, böyle bir şey yok. Böyle bir şey de kimse yaşamadı, yaşayamayacak da çünkü orada ilk defa yaşandı ve bu inanılmaz bir duyguydu. Bu seneki Beşiktaş'ı beğeniyor musun? Bu seneki Beşiktaş bizim sezonu andırıyor. Yani Oğuzhan'la konuştuğumda takımdaşlık inanılmaz iyiymiş. Ve bizim o dönemdeki futbolu andırıyor ve şu an Türkiye'de en iyi futbolu onlar oynuyor diyebiliriz. Trabzonspor dönemi. Trabzonspor. Orada da forma şansı buldun. Trabzon'da orada gollerim var. Ya Trabzon'a ben ilk transfer olduğumda Trabzon 14. 15. idi. İlk 10 haftada 8 galibiyet, bir beraberliğimiz var, bir mağlubiyetimiz var. O da Beşiktaş'a karşı 4-3'lük maç, hatırlarsın. Evet. İnanılmaz bir maçtı, çok güzel bir maçtı. Gitgelli bir maçtı. Trabzon'da en güzel anım Galatasaray galibiyeti. Maçtan sonra Trabzon'da kolbaslı oynanılıyor. Ama kimse benim kolbaslı oynadığımı bilmiyor. Yani oynayabildiğimi de bilmiyor. Ve orada statta kolbaslı oynarken ben ortaya gidip kolbaslıyı çok iyi oynadığımı gösterdiğimde taraftarlara zaten çıldırdın millet. İnanılmaz çıldırdılar. Yani inanılmaz yani bir tepki vardı. Ve burada orada direkt Trabzonspor taraftarıyla kaynaştım. O gün beni barlarına bastılar. Ve bakarsam son yıllarda yani arkadaşım da Trabzonlu, en yakın arkadaşım. O da anlatır. Trabzon'da çoğu futbolcu herkes yuhlandı. Yani Trabzon taraftarı Yusuf'u da yuhladı ama beni hiçbir zaman yuhladıklarını hatırlamıyorum. Her yani, zaman bağlarına bastılar sana. Kesinlikle yani hangi takımla oraya gittiğimde de her zaman taraftar tribün yanlarına çağırmıştır. Yusuf dedin, Yusuf Yazıcı'dan bahsederim. Ben Trabzon'a transfer olduğumda Ersun Hoca bana dedi ki bak dedi bu dedi çok büyük yetenek dedi. Yusuf Yazıcı'ya abilik yapacağım bir de Abdülkadir Ömür var ama onun biraz daha zamanı var dedi. Bu ikisine de abilik yapmak zorundasın dedi. Çünkü sen o kapasite var. Ben biliyorum sen Beşiktaş'ta da abilik yaptın. Ve sen bunlara abilik yaparsan bunlar Avrupa'da üst düzey takımlarda oynayacak dedi. Ve Yusuf'la... Yaptın mı abiliği? Kesinlikle yaptım. 7-24 beraberdik. Ben nerede? Yusuf oradaydı. Odayı bile normalde ben tek kalırım her zaman tesli odada. Ama Trabzon'da Yusuf'la aynı odada kaldım. Ona yani çok gençti. Ona her konuda tecrübemden anlatmaya çalıştım, göstermeye çalıştım. Yani normal futbol içinde, futbol dışında çok şeyi öğretmeye çalıştım. En çok da saha içinde ona yardımcı olmaya çalıştım. Onun mesela gençlerde bir hastalık vardır. Topu kaleye vurmakta, çatala vurmak isterler. Her zaman çatal olması lazım. Oraya güzel gol olması lazım. Süslemek lazım golü. Ben de her zaman ona antrenmanda kızardım. Ve izin vermezdim. Antrenmanda hep çatala vurmak istediğinde kızardım ve baktım ki dinlemiyor beni. Sert yaklaşırdım. Bir daha vurduğunu görürsem döverim gibi cümlelerim vardır. Messi'nin gollerine bak. Messi hiçbir zaman çatala vurmayı hedeflemez. Her zaman ayak içi uzun köşe ve senin sol ayağın inanılmaz. Yani kimse de görmedim böyle bir sol ayak. Bir Talişka'da gördüm. Ve o yüzden topu dedim her zaman direğe doğru pas atmaya çalış. En önemlisi. Direğe pas at. Ben öyle öğrendim. Yani bana Edin de hep derdi. Pas at, köşeye pas at yeter. Kalecinin oraya yetişmesi imkansız derdi. Messi'ye bak derdi. Messi her zaman öyle gol atıyor. Her zaman içeri girer, ayak içi uzun köşeye bırakırdı. Sonra işte Fransa'ya gittiğinde bakarsan işte bu sezon 15 gol atmış. Onun 7-8-9 tanesini ayak içi uzun köşeye. Milan'a karşı attığı golleri ayak içi uzun köşe. Ben de arıyor maçtan sonra. Diyor, abi gördün mü diyor bak sen dediğin gibi diyor. Ayak içi köşeye diyor. Çok iyi ya. Süpermiş. Harika. Müthiş sol ayağın Olcay. O sen da seninle bir anımız. Evet. Röportajda geldin. Olcay bir golü anlatır mısın? Nasıl oldu dedin? Abi bak şimdi bu konuyu burada açıklayacağım. Sen de ama onaylayacaksın. Yok öyle tamam. Böyle oldu demeyeceksin. Tamam. O gün ben golü attım. Maçı kazandık. O dönemde çok sıkıntılı bir dönemdi. Elazığ'a karşı oynuyoruz. Bütün oyuncularımız sakat, cezalı bilmem ne. Yani biz gerçekten saha içinde bir tane yabancı oyuncu bile yoktu. Bütün yerlilerle oynadık. Evet. Bir Holosko vardı yabancı. O maçta galip geldik. İnanılmaz mutluyuz. Çok kritik bir maçtı bizim için. Zaten her maç deplasmandı o dönemde. Kasımpaşa stadında oynuyorduk. Olimpiyatta oynuyorduk. Oralarda oynuyorduk. Maçtan sonra senin yanına geldim. Röportaj yapıyoruz. Sen bana dedin ki
Olca reportaj, yorumcu olsan bu golü nasıl yorumlarsın? Ben sana dedim ki, abi dedim ben niye yorumlayayım dedim. Zaten yorumcular dedim şu anda ekranda dedim. Onlar dedim yorumlar golü dedi. Yok yok dedin sen. Sen olsan yorumcu Olca Şahan'ın golünü nasıl anlatırsın dedi. Ben de sana espri yaparak dedim ki ne diyeyim abi sana dedim. Topu aldım. Bir hikaye gördüm. Vurmak istemedim. Sonra müthiş çalayımla yapıştırdım. Onu mu duymak istedim dedim. Ondan sonra biz devam esprisini yaparken oradan zaten kapatılmış. Tabii. Sadece benim müthiş o... Ama iyi ki de söylemişsin ya. Tabii ki yani. Çok da... güzel bir cümle oldu ve dışarıda taraftarlar, insanlar görünce her zaman müthiş çalayımla konusu geçiyor. Tabii ki o da bana bir lakap oldu. Orada da bir espri yapmıştım aslında. Benim sol ayağım çok kötü olduğunu dile getirmek istemiştim. Aslında bir ironi yapmıştım. Ama tabii insanlar, taraftarlar onu farklı algıladı. Kötü de olmadı. Burak Yılmaz. Burak abi. Burak Yılmaz bakarsak şu an her geçen sene daha da iyi oynuyor. Ve Fransa'ya gitmesi gerçekten çok iyi oldu ona. Bakarsak son maçı, Hollanda maçını izledim. İkinci yarını, yani gollerinden bahsetmiyorum. Benim için goller önemli değil. Çünkü Burak abinin zaten o golleri lokum gibi atıyor. Yani her hafta attığı goller onlar. Ama ikinci yarıda mesela sol tarafta, sol bek tarafında alıp topu mücadele edip Wijnaldum'la vücut vücuda girmesi, diri kalması, ona şey yapması, bu gerçekten beni çok mutlu etti, gururlandırdı. Çünkü onunla birlikte oynadım. Bizi çok ipten almışlığı vardır. Yani... Ne büyük oyuncu değil mi? Ne yapacağımızı bilmediğimiz zaman, maç zora girdiği zaman hiç yoktan ayak içiyle golü getiriyordu, galibiyeti getiriyordu ve çok rahat bir futbolcuydu. Yani özgüveni çok yüksek bir futbolcu. Yani Türkiye'nin en iyi forvetlerinden biri. Cenk Tosun. Cenk Tosun. Cenk Tosun İngiltere'ye gitme nedenini zaten söyledik. Gomez rekabeti, Abubakar rekabeti onu çok geliştirdi. Ama tabii şanssız bir sakatlık onu biraz geriye attı. Ama o da zaten kalitesi ortada, gösterdi zaten. İkinci maçında direkt iki tane gol attı. Sakatlık yaşıyor ama inanıyorum ki Cenk Tosun İngiltere'ye geri dönüp çok iyi işler yapacağını. Çünkü gerçekten dediğim gibi Mario Gomez top ayağına geldiğinde inanılmaz... Direkt gol sevincine gidebiliriz dediğimizde Cenk Tosun da aynısı. Yani gördüğüm, hayatımda gördüğüm en iyi gol vuruşunu yapanlardan biri, sağlı sollu. Yani tek ayak sağ ayak desem Burak abi derim ama sağlı sollu Cenk Tosun ceza sahası içinde tartışılmaz. Müthiş. Onunla da güzel anılarımız var. Abi kardeş gibiyiz, her zaman görüşürüz. Ailelerimiz görüşür. O dönemde zaten Oğuzhan, Cenk, Ersan, ben, İsmail Köybaşçı, Oğuzhan. Yani biz ekip, çok iyi bir ekiptik. Her zaman batak oynardık. Kim yenerdi batakta genelde? Herkes yenerdi. Ya. Herkes yenerdi. Yani bir gün o yenerdi, bir gün o yenerdi. Yenen kişi de diğer zaman espri yapardı. İyi tamam, bugün formundasın, yarın gol atarsın gibi espriler yapıyordu. Abubakar'dan da bahsettin Cenk Tosun'u değerlendirirken. Abubakar'ın son dönemki performansını nasıl değerlendirirsin? İlk dönem geldiğinden, ilk dönem daha güçlü, kuvvetliydi. Ama gereksiz mesela varyeteler yapabilirdi. Şimdi o kadar dolu, o kadar doğru oynuyor ki. Katılır mısın bana? Ya çok o zamanları toy zamanı diyebiliriz. Yani daha genç diyebiliriz. O zamanları daha çılgın işler de yapıyordu. Mesela hareketler, çalımlar yapıyordu. İnanılmaz. Yani ben bakıyordum, diyordum ki ne yapıyor bu dedim. Bunu nasıl yapıyor diyordum. Tabii. Şimdi daha doğru, daha olgun oynuyor. Tabii yaş ilerledikçe daha farklı oynuyorsun. Burak abi de aynı konuda biraz daha gençken daha çok koşup mücadele, yani koşullar yapıp yorulup son vuruşunda belki etkili. Şu an daha doğru oynuyor. Daha pozisyonunu daha düzgün tutuyor. Abubakar da aynısı ama Abubakar kesinlikle o dönemdeki seviyesinde değil. Güç olarak değil mi? O zaman daha kuvvetliydi. O zamanları daha da iyiydi ama. Daha da iyiydi. Her konuda daha iyiydi diye düşünüyorum. Şu an takımı için en doğru oyunu oynadığı için çok göze batıyor. O dönemlerde yani Abubakar'a topu ver, dörtlü defansın üstüne gidebiliyordu. Şu an gidemez, gidemiyor. Şu an takımın oyunun içinde kendini oluşturmuş bir futbolcu. Yani bu sezonda başarılı gidiyor ve şu an performansı daha da artacaktır. Çünkü birkaç hafta öncesi maçtan çıkarken böyle trip atarak çıktı. Bilmesi lazım ki Cenk Tosun onu rahat bırakmaz. Ve Cenk Tosun'un o forma için
Her şeyi yapar, mücadelesini verir. Milli maçtan sonra fotoğraf gördüm. Hollanda maçından sonra ben herkes gülüyor, Cenk Tosun gülmüyor. Cenk Tosun... gördüm, güldüm zaten. O içinde oynamamış, Cenk, gol atmamış ama oyunu bozuk. Cenk çok hırslı bir futbolcu, çok istekli bir futbolcu. Tabii ki orada o da seviniyor. Takımın galip gelmesiyle elbette ki seviniyor ama katkı kendine, veremediği için kendine kızıyor. Kendine kızıyor, üzülüyor. Çünkü mesela ben şunu anlatayım. Fenerbahçe'ye karşı berabere kaldıkları maçta Cenk Tosun 70'te oyuna girseydi Cenk Tosun Fenerbahçe kesin golü vardı. Kesin atardı değil mi? Bence de. Yani Cenk Tosun bizim sonradan giren, yani maç 1-0 önde olup da hamle yapacaksan tercih her zaman Cenk Tosun'dan yan olması lazım. Cenk Tosun'un her zaman golü var. Çünkü biraz defansına alan vermesi, Cenk Tosun'un ceza sahasında topla buluşması kesin gol demektir. Son sorum Uğurcan. Müthiş bir milli takım performansı gösterdi. Trabzonspor'da geçen sene müthiş oynadı. Uğurcan'la da çok güzel anım var ha. Dur, önce bir anımı anlatayım sana. Uğurcan o da genç. Yani ben o yemekhanede oturuyorum. Solumda Yusuf oturur, sağımda öbür Yusuf oturur, Erdoğan. Onun yanında Okay oturur. Onun yanında da Uğurcan otururdu. Benim ekip onlardı. Sabah akşam beraberiz. Uğurcan yeni para kazanmaya başlamıştı falan. O da araba hastası. Yani Allah korusun, inşallah bir gün araba yüzünden bir şey olmaz ona. Çünkü gerçekten kafası kırık. Araba konusunda kırık. Hem lüks araba hem de hız yok. Konusu. Hız konusunda kırık. Hız konusunda. Lüks konusunda tabii gücü yettiği kadar. O dönemleri gücü yetmiyordu. Ona göre şirokomuş bilmem ne makas atabilecek arabalar alıyordu yani. Hemen arabanın şurasını yaptırıyor, burasını yaptırıyordu. Araba alacak, maaşı da yüksek değil. İşte biraz da biriktirmiş. Sonra işte bana ve Okay'a, Yusuf'a dedi ki abilerim dedi, sizden bir destek istiyorum dedi, araba alacağım dedi. Ondan sonra tamam dediler falan. Ondan sonra Olcay abi sen dedi, beni bunlarla kıyaslama dedim, böyle espri yaptım hemen. Bu hafta dedim, bir gün dedim, gol atarsam maç günüydü. Gol atarsam dedim, bütün primi sana vereceğim dedim, git arabanı al dedim. Vallahi mı dedi? Vallahi dedim, gol atayım. Dua et dedim, sen dua et ki ben gol atayım dedim. Sonra maçta çıktım, gol attım. Attım. Maçı kazandık, prim aldık. Sonra Uğurcan gol başladı, abi gol attım falan. Rahat ol sen dedi. Sonra ilk arabasında benim de katkım oldu. Primi ona verdim. Çok güzel araba. Araba aldı. Hatta espri yaparım bazen, derim ki, arabanın sağ tarafı benim ha, unutma. müthiş. Olcay çok teşekkür ederim. Çok güzel söyleşi oldu. Her zaman seninle röportajlar, söyleşiler güzeldi. Yine güzel oldu. Zaten iyi futbolcun, iyi adamdın. Allah gönlüne göre versin. Amin cümlemize. Başarının devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Arena Met, Serkan Aydın saç ekiminin sponsor olduğu Atakan Kurt ile futbol anılarının bu haftaki konuğu Olcay Şahan'dı. Çok güzel bir söyleşi yaptık Olcay Şahan'la. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.